geldiniz. Bu videoda yine sağlıklı pişirme yöntemlerinden balığı nasıl pişiriyorum onu anlatacağım. Bu arada bir sürü biliyorsunuz zaten sağlıklı pişirme yöntemi var. Ama bana genelde sen nasıl yapıyorsun, sen nasıl yapıyorsun, sen nasıl yapıyorsun diye sorduğunuz için ben direkt kendi yaptığım yöntemi söylüyorum. Videonun içinde de diğer sağlıklı yöntemlerden bahsediyorum. Zaten klasik şeyler. Önce bir balığımızı tartalım. Şöyle hassas terazimi açayım. Sonra dolabımızdan balığımızı çıkartalım. Hop. Kapatayım. Elimi daha yeni yıkamıştım zaten. Bu balığı direkt ortadan kesmiştim. Yani 50 gram fazla şuradan gerçi bu 50 gramı da zaten piştiği zaman küçülecek aslında. Ya da hiç çıkartmama gerek yok aynen. Piştiği zaman bu yaklaşık 210 gram falan olacak. Yani benim için gayet yeterli. Videoyu bir durdurayım. Şurayı bir silmem lazım. Balığı oraya koydum. Onu bir sileyim. Elimi tekrardan yıkayayım. Geliyorum. Balık kokusu evde kalmasın diye balkonda pişiriyorum. Ocağım çok temiz gördüğünüz gibi ama sıkıntı yok. Öğrenci, beni izleyenler zaten öğrenci ve öğrenci halinden anlar. Şimdi dostlarım en küçük göze şu büyük bir teflon tava koyuyorum. Balığım burada. Bunun birazcık, tavanın birazcık ısınmasını bekleyeceğim. Isındıktan sonra direkt hiç yağ koymadan balığımı koyacağım ve altını hiç kısmadan, yani en küçük yerde normal, yani en fazla en küçük yerde en fazla açılan şekilde balığımın kapağını kapatacağım ve pişmesini bekleyeceğim. Bu arada tava ısınırken ben birazcık size diğer pişirme yöntemlerinden bahsedeyim. Buğulama şeklinde yapabilirsiniz balığı, yağsız. Aynı şekilde yağsız fırında yapabilirsiniz. Yani aslında tavanın dibine birazcık böyle Hindistan cevizi yağı veya birazcık zeytinyağı da dökebilirsiniz. Böyle peçetesilik veya sprey yağ yapabilirsiniz. Ancak ayçiçek yağını hiçbir zaman önermiyorum. Bunun nedenini bazı videolarda açıkladım. Bu videoda da açıklayayım hatta o ısınana kadar. Dostlarım, yağların dayanıklılık kapasiteleri vardır. Yani birkaç derece sıcaklıktan sonra artık artı yönleri eksiye döner. Hatta çok daha fazla eksi yönleri ortaya çıkar. Ayçiçek yağı bu konuda en hassas yağdır. Yani aslında ben onu soğuk bir şekilde tüketmenizi asla tavsiye etmem. Ayçiçek yağını kesinlikle tavsiye etmem. Biraz bahsedeyim. Ayçiçek yağı 30 derece sıcaklıktan sonra artık artı yönleri, hatta hiçbir artı yön yok. Tamamen eksi yönleri fazlalaşır ve yeni eksi yönleri ortaya çıkar. Tamamen kanserojen maddeler ortaya çıkar falan gibi. Onun bir tık üstü zeytinyağıdır. Zeytinyağı yanlış hatırlamıyorsam 80 dereceye kadar dayanabiliyor. Ama bu da tabii ki de ocağı yaktığımız zaman 80 dereceden çok çok daha sıcak oluyor. Yani o bile dayanamaz. En iyi dayananlar işte badem yağı ve Hindistan cevizi yağı. Bunlar bayağı yüksek sıcaklığa kadar dayanabiliyor. Yani kızartma hiçbir zaman olmamalı bir kere. Hiçbir yağda kızartma olmamalı. Ancak tavanın dibine böyle birazcık koyarsanız zeytinyağı, işte Hindistan cevizi yağı ve diğer yağlar olabilir. Ayçiçek yağını kesinlikle önermiyorum. Bu arada tavanın bu kadar ısınmış olması yeterli. Bunu direkt şöyle tutayım kafasından. Direkt gördüğünüz gibi yağsız bir şekilde koyuyorum. Kapağını da kapatacağım. Bu şekilde pişirmeye bırakacağım. Yaklaşık 3 dakika falan bu tarafı pişecek. Hatta 3 dakika değil, biraz fazla pişireyim. 5 dakika falan bu tarafı pişirecek. 3 dakika falan da diğer tarafı pişirecek. Güzel bir şey olacak. Şimdi videoyu kapatayım. O bir tarafı pişsin. Diğer tarafını çevirirken videoyu tekrardan başlatacağım. İzleyeceksiniz. Göstereceğim tekrar. Yaklaşık bir 4 dakikadır, 5 dakikadır falan pişiyor. Hiç dokunmadım. Normalde hiç çevirmeden pişirdiğim zaman tadını daha çok seviyorum. Ama bu sefer çevireceğim. Yani duruma göre bakacağım. Eğer pişmeye ihtiyacı varsa belki bir kere daha pişirebilirim. Şöyle elimde bir tane maşa var.
bu maça plastik onunla yapmayın falan diyebiliriz ama bu öyle normal bildiğimiz plastiklerden değil. Tamam, parça bulunuyor zaten gördüğünüz gibi. Hop şöyle kurtaramadım. Güzel pişmiş, biraz da diğer tarafı pişsin. Gördüğünüz gibi hiç yağ koymadım ama zaten balığın yağı gayet de çıkardı. Kapağını tekrardan kapatayım. Biraz da burası pişsin. Büyük ihtimal işte 4 dakika 5 dakika falan pişti. Aynı şekilde burayı da pişireceğim 4-5 dakika falan. Birazcık pişsin. Bittiği halde yine çekeceğim. Arkadaşlar işte. Balığım artık pişti. Şöyle açayım. Oo. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Ortalama 5 dakika bir tarafını, 5 dakika bir tarafını pişirdim. Yağ koymadım gördüğünüz gibi. Zaten bayağı bir yağlı. Altını da kapatayım hatta artık. Balığımı da bu şekilde pişiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram hesabımı yazıyor. Vanne Yıldırım. Kendinize çok iyi bakın. Peace.